başbakan ve partisinin iftiralarının odağındayız. Bu yüzden okyanus ötesinden yönlendirilen internet sitelerinin kara çalmasıyla yüz yüzeyiz. Hedef Milliyetçi Hareket ve ülkücülerdir. Kendi eşiyle değil ya, buna nasıl kendi özeli dersiniz? Bu özel değil, özel değil. Bu genel, genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır, başka bir şey değil. İbrahim Faruk Bayındır kimdir? Küçükçekmece Belediyesi'nde AKP meclis üyeliği yapmış mıdır? Bu kişinin partimizi zan ve töhmet altına alan ve yayınlara ev sahipliği yapan kirli internet siteleriyle ne tür bir bağlantısı vardır? Sayın Başbakan, bunları açıkla. İnternet sitesine servis edilen görüntülerin ardından Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğunu geçen yıl tam da bugün bıraktı. Deniz Baykal, koltuğunu bırakırken Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmek isteyenlere bir fırsat ve komployla hesaplaşma fırsatı dedi aynı zamanda. Üzerinden bir yıl geçti Baykal'ın ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetimine kavuştu. Aradan bir yıl geçti, bu kez kaset skandalları Milliyetçi Hareket Partisi'ni sarsıyor. Tam iki kez Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli dört isminin görüntüleri yayınlandı internetten. Ve bu görüntülerin yayınlanmasının ardından dört isim milletvekilliği seçilebilecek yerlerden adaydı ve istifa etmek zorunda kaldı. Seçim meydanlarında da kaset tartışılıyor. 12 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala kasetle siyasete müdahale ediliyor. İşte bu kasetli siyaseti konuşacağız ama hukuksal olarak önüne geçilebilir mi? Soruşturmalarda bir adım ileriye gidilebilir mi? Bu sorulara yanıt arayacağız. Önemli konuklarımız var. İstanbul stüdyomuzda bir hacker, Türkiye'nin ilk hacker'ı, daha doğrusu ceza alan ilk hacker'ı Tamer Şahin İstanbul stüdyomuzda. Telefon hattımızda önemli isimler var. Bilişim uzmanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana Milletvekili Taciler Seyhan ve bilişim hukuku konusunda uzman bir avukat Emre Haper telefon hattımızda. Müsaadenizle önce Taciler Seyhan'la başlamak istiyorum. Sayın Seyhan, geçen yıl bugün bu saatlerde Türkiye Baykal'ın istifasını konuşuyordu. Üstünden bir yıl geçti. Bu kez Milliyetçi Hareket Partisi'nden iki isim bugün istifa etti. Daha önce de iki isim istifa etmişti. Toplam verdiği internet sanal ortama verdiği kurban sayısı dört oldu diyebiliriz. Ne söyleyeceksiniz? Tabii Türkiye'de biz bir yıl önce yaşanan olaydan sonra bilişim konusunda ve bilişim suçları konusunda doğru yasal düzenlemeler yapmayı başarsaydık bugün bunları yaşamayacaktık. Maalesef bir yıldır bu kanunun neden çıkmadığını açıklamak çok zor. Hangi kanun, ne yapılması gerekirdi? Sayın Ulaştırma Bakanı açıklamıştı. Uluslararası Siber Suçlar Sözleşmesi'ne imza attık. Biz Türkiye dışında yapılan yayınları da internet üzerinden takip edeceğiz. Bunların kişisel bilgilerine ulaşacağız. Ve buradan edinilen suçlar konusunda da kendi polisimizle yabancı polisimizi müşterek hareket içerisine sokacak iç kanun düzenlemelerimizi de yapacağız dedi. Ancak Türkiye Uluslararası Siber Suçlar Sözleşmesi'ne imza attı. Fakat iç düzenleme kanunu da çıkarmadı. Siber Suçlar Sözleşmesi'ni de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmedi. Yani geçirmiş olsaydı bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki önemli isminin, daha doğrusu dört isminin kasetleri internetten yayınlanamaz mı iddiasındasınız? Tabii şimdi de yayınlanamayabilirdi. Zaten yurt dışından yapılan bütün yayınlar önce tip bünyesine geliyor. Tip bünyesindeki sistemden istenilen filtreleme yapılır. İstenilen yayınlar istenilen sitelere izin verilmez. Bugün eğer yayınlanıyorsa oradaki insanlar bu işe seyirci kaldığı için, duyarsız kaldığı için yayınlanıyor. Yani engellenebilirdi teknik olarak, daha kamuoyu duymadan elbette, diyorsunuz. Elbette engellenebilirdi. Oradan engellenmiyorsa canı istediği zaman bilişim uzmanları
bu sitelerin çökertilmesini sağlayabilirdi. Yurt dışındaki sorumlular bulunabilirdi. Ama bunlar İsrail'e gidelim. Türkiye'de yapılmadı. Sayın Seyhan, ayrılmayın lütfen. Önce engellenebilir miydi, ona yanıt arayalım. Sonra bunları yükleyenler bulunabilir miydi, ona yanıt arayalım. Elbette, İsterseniz, elbette onlar da bulunabilir. Önce biz burada Tamer Şahin'le devam edelim. Evet, Tamer Bey dinleyelim. Evet, bir saniye ayrılmayın. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyla ilgili konuşuyor Afyon'da. Ona bir dönelim, sonra devam edelim. Bunlara sahip çıkıyor. Bunlara sahip çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Düzce de söyledim. Burada da Mehmet Akif merhumun o dizelerini bir kez daha hatırlatıyorum. Şarka bakmaz, garbı bilmez, ilimden yok payesi. Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi. Buradan açık açık ifade ediyorum. Hem CHP'nin kaset mamulü genel başkanına, hem MHP genel başkanına açık açık sesleniyorum. Hükümet, güvenlik güçleri, istihbarat birimleri, yargı bu çirkin meseleyi elbette takip ediyor ve edecektir. Ama bir zahmet, siz sağda solda suçlu aramayı bırakın da kendi çevrenize bakın, kendi çevrenize. Sen o ortaya dökülen kasetlerden istifade edeceksin. Sen o kasetler marifetiyle iş başına geleceksin. Avukatlığını yaptığın çetelere kol kanat geleceksin. Ondan sonra da çıkıp kasetlerden dolayı AK Parti'yi suçlayacaksın. Değerli kardeşlerim, sevgili Afyonkarahisarlılar, hep söylüyorum, Türkiye genelinde yaptığımız hizmetler ortada. Eğitim yatırımları biliyorsunuz, göreve geldiğimizden bu yana 163 bin derslik yaptık. Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar mitinginde bir kez daha kasetlere gönderme yaptı. Biz de bundan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana Milletvekili Tacider Seyhan'la bu konuyu konuşuyorduk, diğer konuklarımızla da. Tacider Bey, Başbakan'ın konuşmalarını duydunuz herhalde. Evet, çok talihsiz bir açıklama. İstihbarat teşkilatlarımız bu işin üzerinde diyor, elbette bulacak. Eğer bu internet üzerinden yayın yapanlar bulunamıyorsa, orada bir arkadaşımız daha var, Tamer Bey. Eminim az çok bu işlerin nasıl olduğunu bilir. TİB'e bizi davet etsinler. 2 saat içerisinde bunun uzantısını bulup kendilerine verelim. Yani bu işler öyle yapılmayacak, bilinmeyecek işler değil. Yani 2 saat içerisinde siz TİB'de olsanız canım, bu görüntülerin yani nereden yayınlandığını bulabilirsiniz iddiasındasınız. Çok ilginç. Tabii nereden yayınlandığı bulunabilir, nereden dağıtıldığı bulunur. Bunu bilmiyor olamazlar. Bu ben bilinmediği için durum böyledir demiyorum. Kanun neden çıkmadıysa, evet, bugün ondan suçlular bulunamıyor. Peki ben önce biraz daha farklı konuşmak istiyordum ama şimdi bulunabilir bir noktasına geldiyse... Şöyle bir şey de söylemek istiyorum tabii. Ayrılmayın. Lütfen tamamlamama izin verin. Şimdi deniliyor ki insanlar genel ahlak kurallarına dikkat etsin, yaptıklarına baksınlar. Elbette böyle bir anlayış vardır. Herkesin bir özel hayatı vardır. Bu işin teki, bu hayattaki istismar kendisini ilgilendirir. Ama bir alanı röntgenlemek, bunu gizli yayına almak ve yasa dışı biçimde teşhir etmek bir suçtur. Evet. Şimdi bu konunun bir ayrı tarafı Sayın Seyhan. Devletin ahlak kuralına girer. Evet. Sayın Seyhan, ayrılmayın. Burada çok önemli tabii bir hacker var, Tamer Şahin. Şimdi Tacider Seyhan da bilişim uzmanı. TİB'i bize versinler, biz 2 saatte bulabiliriz dedi. Siz ne diyorsunuz? Kaynağına ulaşılabilir mi bu görüntülerin nereden yüklendiğinin ve kimler tarafından
internette servis edildiğinin ulaşılabilir mi? Böyle 1-2 saat. Şimdi internet doğası gereği dağıtık bir yapıda. Yani merkezi bir yerden yönetilen bir yapı değil. Dünya üzerinde birçok sunucu var, birçok internet servis sağlayıcı var, internet sitesi var. Bu internet sitelerin içerisinde de milyonlarca hatta milyarlarca içerik mevcut. Eğer bir siteye bir video gönderildiyse bunun gönderildiği yeri elbette ki tespit etmek mümkündür. Ama mesela örnek verecek olursak YouTube'a gönderilen bir videonun kaynağını öğrenmek için TİB'in yapacağı çok fazla bir şey yok açıkçası. Çünkü TİB'in burada YouTube'la yazışması gerekiyor. YouTube'la yazıştıktan sonra YouTube videonun gönderildiği IP adresini TİB'e bildirir. TİB daha sonra IP adresini servis sağlayıcıdan bilgilerine ulaşarak kişiyi tespit etmeye çalışır. Ama bu durumda hiç kimse muhakkak kendi kişisel bilgisayarından bu bilgileri göndermeyecektir. Ya işte bir internet kafeden ya umuma açık herhangi bir yerdeki kablosuz bağlantıdan ya da çok farklı sunucular üzerinden gönderme yolunu seçiyorlar. Elbette o sunucuların bulunduğu yerlerle oradaki sistem yöneticileri ya da firmalarla da irtibat kurulup tespit edilmeye çalışılabilir ama şöyle ki siber suçlar sözleşmesinin dışında bunun uygulanması dışında işin pratiğine bakacak olursak siber suçlar sözleşmesini imza atmayan birçok ülke var. Özellikle Rusya ve Baltık ülkeleri. Bu ülkelerde sürekli siber suçlar üzerinden bir takım kazançlar sağlanıyor ve ülkelerin yetkililerinin mottosu da genellikle kendi hükümetimizle ilgili bir zarara sonuç verecek bir saldırı olmadıkça istediğinizi yapabilirsiniz. O yüzdendir ki kredi kartı sahtecilikleri, sistemlerin hack edilmesi, işte büyük firmaların internet sitelerine saldırıların birçoğu Rusya civarındaki ülkelerden, eski Sovyet ülkelerinden gerçekleştiriliyor. Bu ülkedeki insanlar da hiçbir şekilde işbirliği yapmıyorlar. Herhangi bir sözleşmeye de imza taraf olmadığı için ülkeleri. Onlar da yardımcı olmuyorlar. Dolayısıyla bu videoların kaynağını bulmak, gerçek kaynağını bulmak çok çok güç bir konu. Yani isterseniz sizin CV'nizi bir öğrenelim. Siz Türkiye'nin ilk hackerısınız. Nereyi çökerttiniz? Geçmişte büyük bir internet servis sağlayıcı ile ilgili bir takım konular yaşadım. Daha sonra bir bankanın bilgisayar sistemlerine girmekle suçlandım. Daha sonra üniversiteleri gezerek bunun zarar vermekle ilgili bir şey olmadığını ve normal iş yaşamıma devam ettim. Yani siz bütün bu bilgi birikiminize rağmen ben bulamam diyorsunuz. Elbette hiçbir zaman %100 bulunabilir diye bir şey yok. TİB'in yaptığı da tamamen aslında bakarsanız kaba kuvvete dayalı bir denetleme biçimidir. Evet. Şu an 120 bin web sitesini engellemiş durumda mesela. Evet. Sayın Eper'in affına sığınarak ben bir kez daha Sayın Taci Seyhan'a dönmek istiyorum. Evet. Sayın Seyhan, yani böyle bu kadar basit değil. 2 saatte bu görüntüleri kimin yüklendiği bulunamaz dedi ve iddialı bir isim kamuoyunda tanıdığı. Şimdi bu internet sitelerine daha önce TİB baktı. Toronto'dan belli bir siteden Tamer Bey'in söylediği bir yerde doğru ama farklı bir şey söylüyor. Onun söylediği şu: eğer bir insan gider bir internet kafenin veya yakınında durduğu bir pastanenin, restoranın wireless'ından bilgisayarla bir şey gönderirse siz bunu bulamazsınız. O pastaneyi bulursunuz ama kişiyi bulamazsınız diyor. Doğru söylüyor. Kişi o elindeki bilgisayarı imha eder ya da mainboard'unu değiştirir, IP'sini bulamazsınız. Ama hiç değilse pastaneyi bulursunuz. YouTube konusunda da şöyle bir gelişme oldu. Artık YouTube dahil her internet sitesi siber suçlar sözleşmesinin imza atan ülkelerin incelemesine açıktır. Amerika Birleşik Devletleri bu sözleşmeyi imza atmadı ama bu konuda bilgi vereceğini ve sistem üzerinde kişisel bilgilere ulaşılmasını sağlayacağını bildirdi. Kaldı ki bu yöntemle yayına konulan kasetlerin tamamının nereden konulduğu belli. Şu anda internete girseniz sitelerin kendi IP'lerinden takip ederseniz oraya nereden yollandığı açık seçik duruyor. Hani bilmediğiniz, tanımlayamadığınız bir şey yok ortada. Uluslararası arenada birçok site açılabilir. Milyonlarca site, hatta ücretsiz siteler de dağıtıldı. Bunları taramak elbette zor olabilir içerik açısından. Ama biz içerikten yayınlanmadan önce bulmadan bahsetmiyoruz. Biz
Bunlar üzerinden bir takım veriler Türkiye'ye yollandı. Bu izlendiğinde zaten nereden yollandığı biliniyor. Bunun içeriği ve bunları yayına koyanlar hakkında soruşturma yapılmıyor, yapmıyor Türkiye. Evet. Sayın Baykal'ın içinde olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili yapılan soruşturmada şu an ne aşamada? Yani bir ilerleme var mı? Her şey belli. Kimlerin yayına konduğu belli. Yargı aşamasında, savcılıkta bu bilgiler var. Çok açık, net. Yani kimlerin koyduğu... Hangi sitelerden konulduğu belli. Artık o sitenin sorumluları hakkında soruşturma yapılacak. Ama internet ortamından kaldırıldı ama içerikleri duruyor tabii. Hiçbir içerik o sitenin sahibi veya sitelerin sahibi kendi datalarından kaldırmadığı sürece internet ortamından gitmiyor. Bir katkıda bulunacak sanırım. Şimdi tabii Taciler Bey'in dediği gibi birçok site hakkında işlem yapılabilir ama o sitelere de şöyle ki işin kaynağına ulaşmak oldukça zor. Siz internete bir video koyduğunuzda anında belki farklı siyasi görüşteki kişiler, belki meraklılar tarafından birçok siteye gönderilebiliyor bu bilgiler. Daha sonra bir siteye gönderilen bilginin bakıyorsunuz belki 100 sitede kopyası yer alıyor ve bu 100 siteye de farklı kullanıcılar tarafından gönderiliyor. Dolayısıyla siz evinde farklı bir siyasi görüşe sahip herhangi birinin suçlamayla yaklaşırsanız o sadece o görüntünün dağıtılmasından sorumlu olabilir. Dolayısıyla işin kaynağına inmek gerçekten zor. Çünkü denetlenebilir bir yapıya sahip değil internet. Evet. Ne yapılabilirdi bu görüntüler yayınlanmadan önce? İsterseniz bir Emre Heper'e dönelim. Sayın Heper. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Uzunca bir beklettik, kusura bakmayın. Bu arada izleyicilerimize hatırlatalım. Twitter.com/hakkasaksu adresinden bize ulaşıp soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Arkadaşlarım da ekrana verdiler. Twitter.com/hakkasaksu adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sayın Eper, şimdi görüntülerin yayınlandığı gün özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki isimle ilgili. Yedisi evet. Sanırım cumartesi gece. Bugün bir açıklama geldi. Mahkeme kararı beklendi sanırım. Mahkeme kararı beklenmeden bir İşlem yapılamaz mıydı acaba? Şimdi şöyle, kişilik haklarına ve özel hayatın gizliliğine müdahale niteliğindeki bu tür yayınların engellenmesi aşamasında mevzuata yönelik bir takım çalışmalardan bahsedildi. Demin siber suçlar sözleşmesinden bahsedildi. Bu çalışmaların yanında bize göre siyasi iradenin, bu tür yayınlara erişme engelleme kararı veren yargının ve bu kararı uygulayan kurumların duyarlı davranması gerekiyor. Biraz önce bunları nasıl engelleyebiliriz diye konuştuk. Ancak bu yayınlar yayına girdikten sonra da işleyiş hakkında biraz konuşmak gerekiyor bence. Bu tür ihlallerin engellenmesi için ülke genelinde ve özellikle de yurt dışı kaynaklı sosyal medyanın ve internet sitelerinin bu ve benzer dönemlerde kendi sitelerinde paylaşılan içeriğe sıkı denetim getirmeleri gerekir. Yani İnsanlar bunu bir şekilde gönderebilirler bu internet sitelerine. Ancak internet siteleri bunu hemen yayına sokmalı mı veya sokmadan önce bir prosedüre tabi tutulmalı mı bu yayınlar, bunu konuşmak gerekiyor. Böylelikle belki de yargı süreci işlemeye başlamazdan önce gerekli önlemler alınarak özel hayatın gizliliğini ihlal ve bu verilerin hukuka aykırı olarak dağıtılma suçlarının önüne geçilmiş olabilecek. Yani bu tür önlemler alınmaksızın erişme engelleme kararlarının uygulamaya konulmasında teknik bilgi yetersizliği, kurumların kendi iç prosedürlerinin devreye girmesi ve bu aşamada alınan yargı kararlarının etkisizliği söz konusu olabiliyor. Yani bizim her yargıda başvurduğumuz her hakim bu konuda çok ilgili olmayabiliyor ve ilgili olmadığı mesela? Bir konuda da red kararı verebiliyor. Böyle olunca erişme engelleme kararının da uygulama alanı bulması süreci yavaşlıyor. Özellikle de içinde bulunduğumuz dönemde bu konuda çok daha hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu durumda insanların kendilerine ait özel bir yaşam alanlarının olduğunu kabul Sayın etmek Eper, gerekir. Mahkemeler, yanlış duymadıysam, mahkemelere ilişkin bu konu hakkında bilgileri yok ya da yeterince bilmiyorlar gibi bir eleştiri getirdiniz galiba. Yeterince bilmiyorlar değil. Bu konuda bilgi sahibi olmayan hakimlerle zaman zaman biz karşılaşabiliyoruz. Ne gibi yani bir herkes örnekler, tabii ki her şeyi bilmek zorunda değil. Ama bir erişme engelleme kararı verilmesi aşamasında
Bence bu kararı verecek kişilerin de teknik bilgiye en azından minimum bu kararı vermeye yetecek kadar teknik bilgiye sahip olmaları gerekir. Evet. Yani biz bunu sunduğumuz zaman hangi internet sitelerinin 5651 kapsamında sayılan bu suçlara yönelik hangi internet sitelerinin kapanmasını talep ettiğimizi tek tek burada yazıyoruz dilekçemizde. Ama onların da bunu kontrol etmesi gerekiyor tabii. Bu da minimum bir teknik bilgi gerektiriyor. Bu bizim dilekçemizi inceledikten sonra sonuçta bir erişime engelleme kararı verecek. Bu da bir özgürlüğün yasaklanması bence. Çünkü zaman zaman sitelerin ana sayfaları da yasaklanabiliyor. Tamamen toptan topyekün yasaklanabiliyor. O yüzden ben biraz daha hani en azından bu konuda bilgili olmayan kişilerin de bir eğitim programına katılabileceklerini düşünüyorum. Şöyle yapalım bizim isterseniz. Bizim de yargıda biraz işleyişi hızlandıracaktır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bugün konuya ilişkin bir açıklaması vardı. Arkadaşlarımız evet. Onu da ekrana getirsinler. Onun üzerinden tartışmamız yürüsün isterseniz. Peki. Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Bir siyasi partinin mensupları hakkında internet ortamında kamuoyuna yansıyan içerikler kapsamında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nden 2, Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesi'nden 1 ve Bakırköy 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nden 1 karar olmak üzere 4 mahkeme kararı intikal etmiştir. Bu kararların gereği kapsamında ilgili internet sitelerinin yetkilileriyle irtibat kurulmak suretiyle ivedilikle işlem tesis edilmiştir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na intikal eden toplam 68 internet adresi içeriğiyle ilgili olarak bu içeriklere erişimin engellenmesi yönünde internet sitesi ilgililerine bildirimde bulunulmuştur. 4 mahkeme kararına konu 68 internet adresinden 3 tanesi içerik çıkarmadığından alan adı ya da alt adından tümüyle erişime engellenmiş, 2 internet sitesiyle ilgili içerik çıkarma işlemi devam etmektedir. Bilindiği üzere internet sitelerinden içerik çıkartılmadıkça sadece internet sitesine erişimi engellemek alternatif yollardan aynı içeriğe ulaşılmasını önleyememekte, dolayısıyla suça konu içeriğe ulaşılmaya devam edilmektedir. 68 internet adresi dışında farklı internet adreslerindeki aynı içeriklerinde çıkartılması çalışmaları Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından sürdürülmektedir. Evet, konuya ilişkinde çok sayıda mesaj geldi. Onlara da bir tanesinin hatırlatılması açısından önemli. İsmet İnönü dönemin başbakanlarından Adnan Menderes'in bir fotoğrafı geldiğinde kaldırın bunu önümden demiş. Bugün de Can Dündar'ın yazısında da var. O yazı da çok önemli. Siyasi arenada bu konunun kullanılıp kullanılmaması da çok tartışılan konulardan bir tanesi. Ama biz biraz bu görüntülerin konulması nasıl engellenebilir? Engellenemiyorsa faillerine nasıl ulaşılabilir? Onların yanıtını arayacağız. Stüdyo konuğumuzla devam edelim. Şimdi hukukta bilirsiniz doğal hayatın akışına aykırı diye bir kavram vardır. İnternette de bu internet sitelerinin video gönderilen sosyal medya ile alakalı ya da internet sitelerinde her gönderilen içeriğin yayına alınmadan önce kontrol edilmesi mümkün değil. Çünkü bu internetin akışına aykırı. Real time dediğimiz yani gerçek zamanlı akan siteler olduğu için bunlar anında düşündüğünüz işte fikrinizi gördüğünüz bir videoyu ya da resmi anında paylaşıp bundan reaksiyon almaya dayalı bir sistem bu. O yüzden bu internetin akışına aykırı bir mantık olur. Ama ne olabilir? Şöyle bir çözüm olabilir ki bu bir takım kurumsal firmalar, işte film şirketleri için bu imkan sunuluyor. Örneğin YouTube gibi sitelerde bazı lisans sorunu ya da işte cinsellik içeren bir takım videoları belli firmalar silmeye yetkili olabiliyorlar. Örneğin kendi firmalarına ait bir şarkı ya da işte filmle ilgili bir fragman olabilir. Bunların kontrolüyle ilgili yetkiler verilebiliyor bazı kullanıcılara. Ülkelerde de belli kontaklar sağlandıktan sonra denetim mekanizmaları bu site yöneticileriyle birebir irtibat kurulup anında yani birkaç saat içerisinde bu videolarla ilgili geri dönüş sağlanıp bunların kaldırılması mümkün olabilir. Ama
dediğim gibi bu sadece birkaç web sitesi için geçerli. O zaman YouTube'a koymayıp web sitesine de videoyu gönderip orada yayınlatıp ondan sonra yayılabilir ve her bilgide internette yayılan her bilgide arkasında iz bırakır, kopyalanır, arşivlenir ve bir kum tanesi gibi kumsaldaki her yere yayılır. Evet. Bir izleyicimizden mail var. O IP'yi kullanan kişi yine de bir ihtimal bulunabilir. Sonuçta bahsettiğiniz gibi pastaneyi bulursunuz. Oradaki kameradan da o zaman aralığında orada bulunanları bulabilirsiniz diye izleyicimizden gelen. Orada tabii bu da bir normal bir suçla ilgili bir mantık yürütme olmuş ama şu olabiliyor. Örneğin İstiklal Caddesi'nde bankta oturup ya da herhangi bir minibüsün içinde de ve laptop içerisinde siz bu videoyu gönderebilirsiniz. Herkese açık bir ağdan ya da herhangi bir kamera düzeyine yakalanmadan elbette ki herkese açık kablosuz ağlardan bu görüntülerin yayılmasını sağlayabilirsiniz. Evet, engelleme konusunda son kez bir Sayın Seyhan'a dönelim. Sayın Seyhan, nasıl engellenebilir bu? Tabii siz siyasetçi olduğunuz için size şunu da sorabiliriz. Yani siyaset arenasında sonuç alması bunun birazcık engellemeye engel diyelim. Evet. Evet tabii yani komplonun siyasete egemen olabileceği geçerli bir akçe olduğu maalesef son günlerde biraz kabul edildi toplum tarafından, siyasetin böyle yönlendirilebileceği bu kötü bir sonuç. Bu yeni girişimlerin önünü açar. Öncelikle şunu söyleyelim, Tamer Bey'in söylediği doğru. Eğer biz belli yayın yapan site isimlerini bir dizin haline getirebilirsek, bu 20 bin 30 bin olur. Bu sitelerin içeriklerini çok sayıda kompütürle yayına soktukları anda takip etme ve bloke etme şansına sahip olabiliriz. Ama milyonlarca bilgisayarın içeriğini aynı anda, eğer sizin bir dizininiz yoksa yayın alanı içerisinde dataları bir şeyle takip etmiyorsanız bunu bloke etmek çok zordur. Aslında en büyük sorun yasal sorun. Bunu böyle engelleyebilirsiniz. İlk yayın yapan site dışındaki siteler şu anda suçlu sayılmıyor. Dağıtan siteler suçlu değil şu anda. İlk yayını yapan diyelim Toronto'dan yaptı yayını. O siteden bir kez aldı mı istediği kadar tutabiliyor, istediği kadar yayınlayabiliyor. Birinci çözülmesi gereken problem budur. İkincisi, bir çerçeve çizilmeli. Ben site kapatmaya karşıyım. Eğer siteyi kapatırsanız, sitelerin isimleriyle uğraşırsanız, kök isimlerle uğraşırsanız, alan adlarıyla uğraşırsanız, bilgi teknolojisi çağında toplumun bir sürü şeyden uzaklaştırılır. Ancak site kapatma yerine sorumluların cezalandırılması çerçeveye bağlı olarak yapılırsa, Türkiye bu işin altından kalkar. Evet. Ama Türkiye'nin internet ortamında uğraşması gereken çerçeve alan adlarına döndü. Suç işleyenlere dönmedi. Eğer suçun tanımını yaparsanız, internet suçlarının tanımını çok yaparsanız, kişi ve hak ve özgürlüklerini doğru tanımlarsanız, tipi siyasi iradenin etkisi altından çıkarıp özel bir kurum haline getirirseniz ve bunun çalışma alanı içerisinde siteleri, hiç değilse Türkiye'den domain almış siteleri etki altına alacak bir siber ordu kurabilirseniz, Türkiye'nin en büyük sahibi siber evet, ordudur. Bakın şey Amerika gibi. Birleşik Devletleri'nin 90 bin kişilik siber ordusu var. Sayın Seyhan, bir nokta koyun isterseniz burada. Bir de HEPER'e dönelim. Siber orduyla sizinle konuşacağız. Vaktimiz de daralıyor. Sayın HEPER, Sayın Seyhan'ın çizdiği çerçeve, yasaklanmasına karşıyım, sorumluların cezalandırılması gerekir dedi ve siber ordu dedi. Sizin hukuksal olarak önereceğiniz neler burada? Şimdi şöyle, biraz önce içeriklerin engellenmesi konusunda konuşuldu. Şimdi gerçek zamanlı olarak yayına giren bir içerik önceden denetlenemese de sonradan denetlenebilir diye düşünüyorum ben. Tabii doğru. Ki insanlar girmekte özgürler, bir şeyi paylaşabilirler bir internet sitesinde. Ancak o içeriği paylaştıktan sonra bir takım prosedürlerin devreye girmesi gerekir bence. Çünkü
Şu anki uygulamada içerik yayına giriyor ancak sonradan bir denetim mekanizmasına tabi tutulmuyor. İnternet sitesine yüklendiği haliyle günlerce kalabiliyor. Ve şansınız da yoksa eğer, sitelerin girilen içerikleri denetleyen denetim görevlilerine denk gelmezse bu içerik, bu yine bu durumda yargı kararıyla içeriğin engellenmesi zorunlu hale geliyor. Yani yargı burada bir şekilde mutlaka devreye giriyor. Bence önemli olan yargıya bu işi bırakmadan, yani internetin kendi kendisine bu denetim mekanizmasını geliştirerek bu durumu çözmesidir. Evet. Sayın Emre Efer ve... Yanlış anlaşılmasın, bir kelime eklemek istiyorum. Lütfen. İçerik engellenebilir ama site kapatma olmaz. Evet. Eğer hukuki değilse içerik, bu konuda bir yargı kararı varsa ya da çizilen hukuksal çerçeveye aykırıysa bu içerik, o içerik yayından kaldırılmalı. Buna karşı değilim. Evet. Ama bir siteyi adından, niteliğinden, orada yayına koyduğu bir şeyden sonra dolayı kapatmak, Türkiye'de zaten şu anki kriterlerde oluşan yasak psikolojisiyle sitelerin yarısı gider. Evet. Çok teşekkürler Taciler Seyhan. Emre Efer, biz stüdyo konuğumuzla devam edeceğiz. Sonra bir ara verip yeniden devam edeceğiz. Sayın Temel Şahin, bu siber orduyla engellenebileceğini şimdi burada öncelikle bu siber ordu konusu zaten işleyen bir model. Şu an baktığımızda birçok ülkenin, özellikle Çin ve Amerika'nın bu konuda ciddi çalışmaları var. Elbette bunun işte istihbarat konusunda, işte diğer ülkelerin bilgisayar sistemleri ya da onlarla ilgili gelişmeler konusunda faydası olacaktır. Ama o ekibin de denetlenmesi zor olduğu gibi, diğer yandan da şunu düşünelim. WikiLeaks skandalı oldu. Birçok bilgi internete sızdı. Amerika zor durumda kaldı. Amerika müttefikleriyle birlikte zor durumda kaldı. Ve bugün baktığımızda interneti tek bir tuşla kapatabilecek ülkedir Amerika. Amerikan Başkanı'na yaklaşık 1-2 sene önce verilen yetkiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şu anda tek bir tuşla interneti kapatabilecek konumda. Bütün dünyadaki. Bütün dünyadaki interneti. Çünkü şu an yaklaşık 15 kadar root DNS sunucusu dediğimiz isimlerin kayıtlarını tutan sunucular var. Bunların yarısından fazlası Amerika'da. Ve bunlar kapatıldığı anda internetin kopması anlamına geliyor bu. İnterneti kapatabilecek derecede yetkin bir ülke düşünün ve WikiLeaks skandalındaki bilgilerin hala yayılmasına engel olamıyor. Hani bizim yapacağımız sadece kendi içimizde bir takım yasaklar koyup hala normal kullanıcıların bile belli çok basit yollarla aşabileceği bu yasaklara güvenip bir mekanizma oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çok komik. Bu akarsunun önüne işte ne bileyim çok komik engeller koymak gibi. Ya da tüm zincir marketlerdeki pirinç paketlerindeki bütün pirinç taneleri numaralandırmak gibi. Yani bu önüne geçebileceğimiz bir şey değil. Evet, bir ara verelim. Aranın ardından yeniden devam edelim. Kısa bir ara. Yurt dışına sık sık oğlumu görmeye gider. Orada hızlı trenleri gördükçe neden bizde yok? Bizim neyimiz eksik derdim. Artık bizim de hızlı trenimiz var. Hem hızlı hem de çok rahat. Türkiye'yi yüksek hızlı trenle tanıştırın. Ankara-Eskişehir arası 1,5 saat, Ankara-Konya arası ise sadece 1 saat 15 dakika. Hayaldi, gerçek oldu. AK Parti. Birlik Sigorta ve Birlik Hayat. Yıllardır Halkbank'ın desteğini alarak sahip olduğunuz değerlerin ve geleceğinizin teminatı olan bu iki sigorta şirketimiz şimdi Halkbank'ın ismini de alıyor. Halk Sigorta ve Halk Emeklilik oluyor. Yine birlikte, yine halkın yanında. Yetiş Petlas yolda bırakmaz. 4 Petlas lastik alana 1 yıl yol yardımı hediye. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Merhaba, hoş geldiniz. 12 milyon genç Türksel'le için bilet alacağız. 12 milyon mu? 12 milyon da hediye olsun. Yani arkadaşlarla öyle karar verdik. Bumubumu.com'a girdik. Pazartesi ve Perşembe günleri bir bilet aldığımızda bir bilet de hediye olsun dedik. Hem de tüm seanslarda. Ne yapıyorsun? Gençler seçer, Genç Türksel yapar. Geleçe tereke celele.
Gençlik şimdi daha güçlü. Gizli kamera görüntülerinin siyaset üzerindeki etkisini ve aldığı sonucu konuşurken bunlar nasıl engellenir? Bu soruya yanıt arıyoruz. İlk Hacker Türkiye'nin Şahin'le devam ediyor. Sayın Şahin, şimdi bu soru önemli. Bu tarz video kayıtları yapan cihazları aslında engellemek çok zor değil. Yani herhangi bir yerde konaklıyorsanız ya da önemli bir şey konuşuyorsanız burada iki yöntem var bu durumun üstesinden gelmek için. Birincisi iletişim yani video kaydı yapan cihazı tespit etmek. Birisi de cihazın çalışamaz hale gelmesi. Bunun için iki çeşit cihaz var. Birisi sinyal tespit edici cihaz. Bu sinyal tespit edici cihazlar internetten kolayca temin edilebilen cihazlar yurt dışından. Elinizde bunu gezdiriyorsunuz ve bir sinyal seviyesi var. Odanın içerisinde gezdirdikçe eğer bir yerde video kaydedici cihaz varsa o sinyal gittikçe tiz tiz şekilde ötmeye başlıyor ve size onun yerini gösteriyor. Bu gizli kameraları bu şekilde tespit edebiliyorsunuz. Ki bunların birçoğu zaten kablosuz cihazlar ve belli bir frekans yayıyorlar. Diğer jammer tarzı ufak cihazlar var ve bu cihazlarla da açtığınız zaman o odaya da o çevrede belli bir alan içerisindeki tüm GSM, işte kablosuz iletişim, GPS bu gibi frekansları karıştırarak onlardan daha baskın bir sinyal göndererek bu frekansların çalışmasını engelliyor. Bugün baktığınızda işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama bile ziyaretlerinde işte tuvaletlerini yanında getiriyorlar. Hiçbir kanıt vermek istemiyorlar. Bu bilinen diğer bir şey de parmak izi vermemek için bir takım jelatinler kullandıkları. İşte istihbarat örgütlerinin yine el sıkışırken bile ufak bir çipi sizin elinize, derinize saplayarak sizi izleyebilecekleri. Yani bu tarz çok gelişmiş yöntemler var. Bunlardan tabii daha uçuk olanı Tempest denen bir yöntem. Bu yöntemde hiçbir internet bağlantısı ya da başka bir şey kullanılmıyor. Evinizin önünde bir minibüsün içerisinden bilgisayarınızın başında bastığınız tuşlardan ve ekrandaki görüntüden yayılan elektromanyetik dalgaları yorumlayan bazı cihazlar oluyor. Ve hiçbir internet bağlantısı kullanmadan bu sinyaller yorumlanıyor ve sizin evinizde bilgisayarınızda yazdıklarınız, hareketlerinizin hepsi o minibüs içerisinden kaydedilebiliyor. Yani içeriye herhangi bir cihaz yerleştirilmeden? Hiçbir şey yerleştirmeden bunu izleyebiliyorsunuz. Tabii bundan korunmak oldukça güç çünkü bunun için özel Tempest korumalı bir takım klavyeler, cihazlar var. Bunları da satın alamıyorsunuz çünkü devlet olmanız gerekiyor bunları satın almak için. Sadece devletlere satışı yapılabiliyor. Yani bizim en mahrem yerimizde İnternet bağlantısı olmasa bile, içeriye herhangi bir cihaz yerleştirilmese bile dışarıdan ne yazdığımız izlenebiliyor, öyle mi? Kesinlikle, aynen öyle. Mesela ÖSYM soru kitapçıklarını basarken bastığı matbaanın duvarları Tempest korumalıdır. Evet. İşte ordu ve emniyetin, bakanlar kurulunun önemli noktalarında bu tarz korumalı duvarlar kullanılıyor. Tek kelimeyle korkunç diyorum evin içerisinde bu denli izlenebiliyor olmak. Haber mahalline bugün nokta koyuyoruz. Yarın saat 15.15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sektörlerin buluşma noktası Sektörel Buluşma. Hukuk müşaviri Leman Özkan'ın sunduğu programda sektörün önde gelen ismi konuk olarak ağırlanıyor ve sektör masaya yatırılıyor. Yeni yasa ve düzenlemeler, mali göstergeler, rekabet, destekler, yasal problemler.